Herkese merhaba, ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta Düşler şehrimizde yapım videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Manzarayı görüyorsunuz. Yeni gelen arkadaşlarımız için yine ben şu şekilde hemen hızlı bir şekilde şehrimizi bir gezdireceğim arkadaşlar. Böyle bir Düşler şehrimiz var. İki günde bir falan bazen gecikebilir. İki güne bir yapım videolarımız geliyor. Yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Güzel bir şekilde Düşler şehrimizi inşa etmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bunların hepsini bir komut kullanmadan tek tek elimizle blokları tek tek yerleştirerek, çaba sarf ederek, emek harcayarak yapıyoruz. Şu tarafta da şöyle iki tane de ev var. Arkadaşlar en son hatırlayacağınız üzere hop arkadaşlar bir de ayrı ya şurayı ya da bundan önce durabilir. Şu taraf bittikten sonra çok güzel bir sürprizim var size. Çok istediğiniz bir şeydi. Geçen de söylemiştim. Şurayı da tamamlarken konuşacağız da burası bayağı şey olmuş. Ha, aslında iyi olmuş. Şöyle yapalım. Şuradan çekmeyelim de şuradan ağaçlar var ya şöyle yapalım. Yani o bu sırayı bitirdikten sonra şehrimiz büyük ihtimal yana doğru genişletirim. Şöyle uzunlaması değil de şu tarafa doğru biraz daha yapalım. Çünkü çanklar 32 açtığımda uzunluğu bir uçtan bir ucu gözükmüyor galiba. Aa, burayı biraz şey yapmışız ama neyse sınırı aşmış. Dediğim gibi o şekilde yapabiliriz. Dur bakayım. Şöyle şunu keşke bunu videodan önce yapaydım. Aslında bugün gündüz girdim. Şu yolları görüyorsunuz. Biraz uzattım. Kaldırımını yaptım falan. Biraz uğraştım. Bugün Düşler şehri videosu çekeceğimi biliyordum. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün çok güzel tatlı bir ev yapacağım. Aklımda bir tane fikir var. Onun için şöyle bana şey lazım. Aynen şu beyaz boyalı kilden lazım arkadaşlar. Hatta sadece bu lazım. Öyle diyeyim. Çatısını falan yapacağız. Cam olarak da gene bizim beyaz boyalı ince camımızı alacağım. Hatta buna farklı bir cam mı yapsak? Dur bakalım bunu deneyelim. Arkadaşlar bugün tatlı ev yapacağım dedim ya size. Bakın şunu kır ya sinir oldum. Ne kadar bir ön bırakalım. Şu kadar yeterli. Gerçi arka taraf bayağı bir uzun. Şöyle bırakabiliriz. Aynen ucu biraz geniş olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Şuradan da 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle hatta dur. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bazılarınız ne yapmaya çalıştığımı anladı. Büyük bir villa değil ama şurası kaç olmuştu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gerçi şöyle sayacağım biraz uzatacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olsun. Aynen. Şöyle 10'a 15 yapıyorsunuz arkadaşlar. Tekrar burayı bir hızlı bir şekilde çıkalım. Şunu niye içmiyorsam. Bir de yan tarafını uzatacağım. Şöyle hızlı bir şekilde. Böyle değişik bir ev video girmeden önce aklıma geldi ne yapayım diye düşünürken. Burası böyle. Burasında şöyle. Dur kaç olduğunu söyledim. Gerçi iki taraf aynı olacak. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 blok içeriye. 1, 2, 3 işte yukarıya kadar şurayı gene çekiyoruz. Şöyle şu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Heh. Şimdi buradan da bak sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Buradan da 15 blok şu şekilde gidiyorsunuz. Gözüm kaşındı. Ama bir fark var ki burası 1 ya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hatta 8 olsun ondan sonra böyle yapıyorsunuz. Hani tavana kadar uzatmadık. Şöyle bir bu arada çanklar ben niye kısmadım 32'de kalmış ya. Ben de niye böyle takılıyor diyorum. Şöyle arkadaşlar. Kemiği bu yani. İskeleti bu. Şu tarafını da normal evimizi yaptığımız gibi iki tarafında şey eşit olacak. Şöyle. Şu şekilde hemen hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Düşler şehrimiz baya baya büyüyor. Hani sizlerin destekleriyle birlikte ben sıkılmıyorum arkadaşlar. Siz de sıkılmadığınız sürece hiçbir problem yok. Çok yorum görüyorum işte benim düşlerimdeki şehir de bu. İşte eline sağlık çok güzel falan. Onlar bana gaz veriyor arkadaşlar. Harbiden çok güzel yorumlar geliyor. Şimdi şurayı da şu şekilde çekeceğim. Şöyle şuralara. İskeletini bir oluşturayım. Yani ön yüzünde yaparız. Şöyle. Şunu bir iç. Şurayı yine çekeceğim. Şu şekilde. Çok farklı bir ev arkadaşlar. Biliyorsunuz ki hemen hemen bütün evler birbirini tekrar etmesin diye. Böyle farklı farklı evler yapmaya çalışıyorum. Tabii bir yerde tekrar edecek. Çünkü hani
ne kadar farklı ev yapabilirim ki? Bazen şeyi düşünüyorum, acaba yapayım mı? Yani resime bakarak yapıyordum ya, onun ara bir ara devam edeyim, çünkü bir yerden sonra tıkanmaya başlayabilirim. Yaratıcılıkta bir yere kadar yani. Hani yap evler birbirine hiç benzemesin diye çabalıyorum. Mesela böyle bir ev daha önce hiç yapmadık. Hepsini farklı yapmaya. Hatta şöyle bakarsanız da anlarsınız zaten. Şurada da kapattık. Şurayı da şöyle, ikinci katı buranın ikinci katı olacak. Şurası şöyle, şurası ayrı bir şey olacak. Böyle tatlı bir ev olacak arkadaşlar. Şimdi ön yüzünü yapmaya başlayalım. Evin girişi öncelikle nereden olsa, şu taraftan mı olsa ki? Aynen, evin girişini şuradan mı yapalım? Buradan. İki tane giriş olsun ya. Aynen. Niye uğraşıyoruz ki? Bura kaçtı? Timeset 1'i de yazalım. Şöyle bir gündüz olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Galiba yanlış saydım ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. İki tane kapı olsa 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İki tane kapı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynen. İkili kapımız burada. Buradan tavana kadar çekebiliriz. Şöyle. Buralara camımızı falan filan halledeceğiz. Hatta bunu tek kilden yapmayalım. Bir kil daha alalım. Nasıl bir kil alalım? O da bunun biraz koyusu gibi olabilir. Şu olabilir. Camlara cam çerçevesi yapacağım daha doğrusu. Siyah olabilir mi? Zıtlıklar. Beyaz boyalı kil ve siyah boyalı kil. Ya da dur bakayım, daha renkli bir şey olabilir. Açık mavi boyalı olabilir. Aynen, güzel olabilir. Çok da tatlı olur hatta. Şimdi şurasını da şöyle yap. Evin içini şey döşeyeceğim için. Bir blok. Şöyle kapatalım. Parke döşeyeceğiz ya arkadaşlar. Şöyle de aynı şekilde. Ön yüzünü önce göstermek istiyorum. Şimdi buranın şu ikinci katı ayırdığımız yeri belirleyelim de yanlış olmasın. İki tarafında ikinci katı aynı olsun. Heh. Şöyle. Şurası şöyle arkadaşlar. Şimdi şöyle şöyle yaptık. Kapı girişi şöyle olacak yani. Gene sen bana merdiven ver. Bu sefer bunun merdivenini kuvarstan yapmayacağım. Değişik bir merdiven olsun. Şu tuğladan yapacağım. Ya da bir tane tuğlayı çatı için kullanabiliriz. Normal taş merdiven koyalım. Aynen. Bu sefer şöyle bir farklılık olsun. Evimizin girişi. Şöyle. Kapımızı da koyalım. Bizim klasik kapımızdan koyacağım buraya. Çünkü açık renk olduğu için burayı daha bir açacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle gayet güzel. Şimdi şurası iki kapı olacak. İki kapı, iki tane de şey. Kapıyı büyük gözüksün diye böyle yapıyoruz. Yeni gelen arkadaşlarım için söyleyeyim. Hani Minecraft'ta kapılara göre ev yaparsak evleri bayağı küçük olur. O yüzden arkadaşlar şöyle kapımızın girişini belirledik. Şimdi şuraya bir blok dolduruyoruz. Şöyle görünüyor. Ve cam. Sıra geldi cama. Hatta o zaman şöyle yapalım. İçerisinin girişi öyle olacaksa. Cam çerçevesi yapıyorum. Şurayı da bir tık kapat. Şöyle. Şöyle olacak. Aynen. Aynen. Şöyle üçgene. 3'e 2. Şurasını da aynı şekilde yapacağız. Şöyle bakayım. Aynen, bir tık üstünü şurayı kapatmam lazım. Şurayı kır. Maviden ver. Mavi kilden. Şöyle mavi kilden kapatacağız. Şöyle. Bu şekilde gayet hoş bir görünüm elde edeceğiz. Burası niye böyle oldu? Eşit değil mi? Yok, eşit. Ha. Bir saniye. Bir tane. Niye böyle oldu? Bir saniye. Düşünmem lazım. Olayı buldum. Olay şu da. Şöyle yapmamız gerekiyor da burayı nasıl yapacağız o zaman? Bura bir tık içeriden mi olacak o zaman? Gerçi şurayı kapattığımızda bakın. Şurayı kapattığımızda şurası gibi duracak. Aynen böyle böyle. Tamam. Doğru. Yani orayı şu duvara gelen yeri de saymışız. O yüzden güzel oldu aynen. Şimdi şu tarafların penceresinde aynı şekilde arkadaşlar. Şöyle şurayı kapatalım. Şöyle 3'e 3 olacak. Şurasını şöyle kapatalım de burası tekli olacak mecburen. Buraya çerçeve olarak sığmıyor çünkü aynen tekli olsun, kapının girişinden gözetlenir. Bak gayet güzel oldu burası ha. Harbiden sağlam bir ev olacak. Burayı da arkadaşlar tam ortaya şurayı kapat mesela şöyle. Bir tane pencere. Çok pencere yapınca çirkin durabiliyor bazen. Dogon Downfall'da yazmam lazım. Tamam.
Şurayı yine kıracağız da. Kaç blok? 1, 2, 3, 4 değil mi? 4 blok şöyle. Şöyle 3. Şurası etrafını doldurdum muydu? Zaten tamam oluyor. Aynen. Aynen. Etrafında şu normal şeyle dolduracağız arkadaşlar. Şu şekilde. Şurayı hemen camını da yapalım. Üst katında belirleyelim ön taraflarını, yan taraflarını. Doğaçlama bir şekilde ön tarafa uygun olacak şekilde yapıyorum biliyorsunuz. Şimdi tam şöyle mi olacak? Onu bir belirleyelim de. Ona göre cam girişini belirlemem lazım. Şöyle kapat şurayı. Heh. Bu arada arkadaşlar yurt dışından videolarımı yurt dışından izleyenler de oluyor. Özellikle yurt dışından da sayılmaz gerçi. Azerbaycan'dan izleyen bayağı bir arkadaşlarımız var. Yorum atıyorlar. Hepsine buradan selamlar. Bayağı çünkü çok fazla görmeye başladım. Bu da bayağı hoşuma gitti. Şimdi şurası bir blok, bir blok. İçeriden nasıl görünüm olacak? Bir saniye. Şöyle aç şurayı. Mesela şuradan bir tık olacak. Ha tamam, sıfır. Şurayı yaptığında sıfır olması lazım. Şuradan bir çık. Sıfır olacak. Tamam. Şöyle yapacağız yani. Sıfırsa bir saniye kafam karıştı. Sıfır da nasıl sıfır? Tam şey mi görünüyor? Şurayı kapattık diyelim. Ha o zaman iş yaş işte. Tamam. O doğru, tamam. O zaman iş yaş değil. Tam oturuyor. Orayı kırmamıza, ben şurayı kırmamıza gerek kalacak diye korkmuştum ama nasıldı? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Şurası cam olacak. Şöyle. Aynen. Etrafını kapatacağız arkadaşlar yine. Alt taraf gibi. Camları çok da büyük yapmak istemiyorum. Çirkin durmasın diye. Bu villaya benzedi. Bayağı da hani villa mıdır bilmiyorum. Şurayı da kapatalım. Şöyle. Aynen. Aynen. Gayet hoş oldu. Şöyle. Dur bakalım şuradan. Şuradan. Oo. Güzel. Bunun aslında çevresini biraz daha süsleme yapabiliriz. Ama böyle de gayet güzel oldu. Şu üst katını hemen hızlı bir şekilde yapacağım. Şöyle. Burası tekli olacak gene. Aşağıdaki kat gibi. Kit kat. Hop şöyle 1, 2, 3 de olacak. Şurayı kapatacağız. Şuraları şöyle kapatacağız hızlı bir şekilde. Şunu hiç. Şöyle. Tamamdır. Şuradan cam ver. 1, 2, 3 de cam. Gayet simetrik ve hoş oldu. Buralara ekleme süslemeler yapabilirim arkadaşlar. Ondan emin değilim. Yani hani böyle nasıl diyeyim? Çerçevelerin altına bir şeyler yapabilirim. Hatta şöyle göstereyim size fikrimi. Gerçi bu şey değil mi? Bunun bloğu yok. Bunun yarım bloğu yok. Aynen arkadaşlar. Bu şekilde yapacağım. Buraya çatı yapacağım direkt. Bura böyle kalacak. Buranın ikinci katı olmayacak yani. Buraya çatı yapacağım. Hatta arkadaşlar ben şurayı kapatayım. Yerinin parkesini falan da yapmam lazım. Daha benim bayağı işim var hızlandıracağım yerde. Hani burada bir şey yok arkadaşlar. Buraya anlatabileceğim bir şey yok. Sadece böyle kapatacağım. Yeri kapatacağım. Yanları, camları doğaçlama yapacağım yani. Şunları şunlara benzeterek. Belli bir tarifi yok dediğim gibi. Hemen ben burayı tamamlayayım. Ondan sonra görüşürüz arkadaşlar.
Arkadaşlar evin çatısı halini bu şekilde bitirdim. Çatıyı şu tarafa yaslamayı düşünüyorum. O yüzden burasının çatısını yapmadım. Hatta şimdi onu birlikte yapalım. Gene çatımızın etrafına kuarsımızı bir döşeyeceğim de şu tarafa doğru olacak çatı, anlatabildim bilmiyorum. Yani şu tarafa doğru yaslayacağız arkadaşlar. İnşallah çok büyük olmaz ve şeyden yapacağım. Basamaktan yapacağım gene. Merdivenden yaparsam o baya bir uzun oluyor. Şurası şöyle olacak yani. Burayı da aynı. Burayı normal çatı yapacağız. Şu şekilde buranın şeyini belirleyelim. Burası çünkü üstü tam dönebildiğimiz için 360 derece. Diğer tarafı bunun yan tarafına yaslayacağız arkadaşlar. Şu şekilde hemen çevireyim. Şöyle. Bunun çatısının hizasına kadar gelir mi bilmiyorum da. Şöyle hemen göstereyim arkadaşlar size. Elimize şu basamaktan alalım. Bir de normal tuğla alayım. Bazı yerler ondan koyuyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Şurada bir iç. İnşallah güzel olmaya başladı evimiz şimdiden. Şöyle yapacağım. Böyle değişik bir fikir geldi aklıma. Bu tarz bir ev yapmak inşallah hoşunuza gider yani. Bence gayet güzel olacak. Şuraya da şöyle yapacağım arkadaşlar. O tarafa doğru yaslayacağım yani. Şu sıraya da çekeyim. Diğer tarafını da nasıl yapacağımı bir göstereyim. Anlayın. Ondan sonra geri buraları yine böyle ben amelilik yapacağım. Siz orada hızlandırılmış versiyonu izleyeceksiniz. Şöyle şu tarafa doğru yaslayacağım. Burayı da arkadaşlar. Şöyle. Normal. Bu arada akşam oluyor. Şunu hemen sabah yapalım. Sabah şuradan da. Ne oluyor? Sabah yaptık. Lan V yazmış. Ha, ben de diyorum niye aydınlanmadı? Şöyle. Çevireceğiz burayı bu şekilde. Hop 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 hop. Burası da gayet güzel oldu. Tam manzaralı bir yer oldu. Bu evde baya güzel yani. Hoş, tatlı. Şöyle yapalım. Burayı da arkadaşlar normal. Burayı full çeviriyoruz gördüğünüz gibi. Diğer taraf gibi yaslayacağımız bir yer olmadığı için. Böyle. Bak yine yağmur da başladı. Abicim ne kadar çok yağmur. Normal Survivor serisinde bu kadar çok yağmur yağmıyor da. Bu yaratıcı modda niye bu kadar çok yağmur yağıyor arkadaşlar? İnsanlar sinir olsun diye mi yani? Hiçbir orman yok, bir şey yok. Nereden alıyorsun bu yağış kaynağını? Kaynağı yok, bir şey yok ya. 3-5 tane havuzdan mı buharlaşıyorsun da yağıyor? Böyle arkadaşlar, böyle full çevireceğim böyle iki tarafını. Buraları yaptıktan sonra ekstra bir şey yapar mıyız bilmiyorum. Evde gayet güzel oldu ha. Şu etrafının çerçevelerini bir süs falan tarzı bir şeyler yapabiliriz arkadaşlar. Ya da bir balkon gibi şu tarafa, bilmiyorum. Bakacağız. İleride daha güzel evler yapacağımızı düşünüyorum. Yavaş yavaş kendimizi geliştiriyoruz. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi ben şu çatıyı tamamlayayım. Ondan sonra görüşürüz. Sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all get the horror. Gather around the table, we'll give you a treat. Arkadaşlar çatılarını tamamladım. Gayet hoş oldu. Şöyle yukarıdan baktığınca özellikle şöyle çok tatlı oldu iki tarafın çatısı da. Şöyle tekrar şöyle genişliğinden size bir göstereyim. Çevresinden daha doğrusu, genişliğinden demişim. Şimdi arkadaşlar burayı böyle yaptık da süslesem diye düşünmüyor değilim. Şu kuvars basamaklarından şuralarını mesela örneğin şöyle yapsak nasıl durur? Dur bakayım bir yapalım. Pencere kenarlarını. Bence güzel durabilir ya. Altlı üstlü bile yapabiliriz hatta şu şekilde bak. Hatta bir saniye. Bu sefer altlı üstlü değil, sadece yukarısına şu şekilde pencerelerin şeyi yapayım. Alt tarafına yapmayalım. Şöyle şu şekilde. Nasıl duracak merak ettim. Bir farklılık olsun arkadaşlar. Pencere kenarına, paspas kenarına, overlock makinesi, overlockçu gibi. Şöyle pencere üstlerine doğru. Böyle yapı yaparken de bazen saçmalayabiliyorum. Kusura bakmayın. Odaklanıyorum, sürekli düşünüyorum ne yapabilirim diye. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bunları doğaçlama yapıyoruz. Yani hani doğaçlama pat diye böyle lan bu şey gitmiş. Çevikli iksiri gitmiş. Boşa şeyi koyuyorum.
Dur bakayım. Şöyle şunları tamamlayalım. Çevikliğe gerek yok zaten burada. Doğaçlama yaptığım için bazen düşünebiliyorum yani. Konuşmakta bazen zorluk çekiyorum. Düşünerek bir anda. Düşündüğüm anda bir de yapı yaptığım için. Oo, şurayı niye alt aşağı yapmışız? Şöyle. İşte budur. Aynen. Bak iyi ki öyle yaptık, görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle daha bir tatlı durdu. Pencerelerin üstünde. Şimdi şeye geçelim. Şu kilden mi yapalım evin önünü? Aynen. Arkadaşlar evimizin önünü gene 1, 2, 3, 4. Ya şu çevikliği verir misin sen bir? Şunu bir koy ya. Heh. Bunu yola kadar çekeceğiz. Dur bakayım. Bunları koyalım da elimizden giderse. Şöyle 4 blok değil mi? 2, 3. Şöyle. 3, 4. de şu. Şöyle hemen şurayı boşaltalım. Diğer tarafa giriş yapsak ya, yapmadık yani, pencere yaptık artık orayı. Tek bir giriş olsun bu taraftan olsun diye. İnşallah doğru bir karar vermişimdir, bilmiyorum. Bahçeyi de biraz süsleyeceğim de nasıl bir şey yapayım şu anda da. Bir taraftan da bunu yaparken onu düşünüyorum arkadaşlar. Bahçeyi nasıl süsleyebilirim falan diye farklı bir şeyler yapalım. Ağaç dikebiliriz. Sağ tarafa ya da şu boşluk tarafa ağaç yapabiliriz. Başka ne yapabiliriz? Düşünüyorum şu an. Bir saniye. Çiçeklendireceğiz zaten. Burası böyle göründü. Oo, aynen. Hatta biz ne yapalım biliyor musunuz? Bak 1, 2, 3. Şurası birinci ev, ikinci ev. Bu üçüncü evdir. Şu çim tekniğini yapmıyoruz. Bu eve bir de villa gibi durduğu için çim tekniği çok güzel gidebilir. Çiçekli yapmamıza gerek yok burayı. Çim tekniğini biliyorum sevdiniz. Ben de sevdim. O zaman bence burayı çim tekniğiyle yapalım. Bu yeşil yünümüzle, dur bakayım. Çim tekniğimizi şöyle yanlamasına mı yapsak, uzunlamasına mı yapsak onu düşünüyorum da. Bir saniye, şurada nasıl yapmıştım? Görüyorsunuz arkadaşlar, canlı canlı düşünüyorum. Canlı canlı. Şununki çok güzel olmuştu. Diklemesine mi yapmıştık? Aynen. O zaman bunu da diklemesine yapalım. Çimi de. Arkadaşlar son olarak bu çimi yaparken de bir hızlandırayım. Çünkü burası bildiğiniz normal çim çekeceğim. Orayı hızlandırayım. Ondan sonra şöyle yapacağım yani. Hemen size de göstereyim nasıl yapacağımı. İşte bir blok aralık bırakarak. Şu şekilde, şu şekilde, şöyle. Ondan sonra işte çiçeklendirmesini falan filan yaparım galiba. Başka bir şey yapar mıyım bilmiyorum. Yaparsam yine size gösteririm arkadaşlar. Farklı bir şeyler yaparsam, ağaçlandırma dışında tabii ki, böyle çiçeklendirme dışında farklı bir şey yaparsam size gene gösteririm. Burayı bitirdikten sonra o zaman görüşürüz. Arkadaşlar bu şekilde pek bir çiçeklendirme yapmadım. Şu tarafını şakayık yaptım. Şu tarafına bir tane ağaç, şuraya iki tane daha ağaç, şuralarda gül yaptım. Buraya pek bir şey gerek yok çünkü güzel bir çim tekniği uyguladık. Hani adam çimlerini böyle güzel bir çim biçme makinesi ile şey yapmış. Hatta şuralarında bak güzel oldu, şöyle oldu.
şuraya kadar, tam girişine kadar şöyle kapatalım. Aynen değil mi? Doğru, aynen. Şöyle bu şekilde. Siz de evinizi bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hemen kapatalım. Gayet çok tatlı ve güzel bir ev oldu. Şu ağaçlar özellikle güzel durdu yani. Ağaçlar bayağı bir etkili oluyormuş demek. Şöyle of. İşte bu be. Abi hayallerimdeki şehri yavaş yavaş kuruyorum. Bakalım sizin desteğinizle birlikte. Şöyle bir görüntü alalım. Arkadaşlar teşekkürler izlediğiniz için. Daha fazla da bu tarz yapım videosu gelmesini istiyorsanız videoları beğenmeyi ve yorumda belirtmeyi unutmayın. Ve özellikle videolarımızı paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler izlediğiniz için. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.